Herkese merhaba, Doktor Berk Karataş. Erken boşalma ile ilgili video serimize başlıyoruz. Birinci videomuzda, bu videomuzda erken boşalmanın tanımından bahsedeceğiz. Tabii tanımından bahsederken bazı kriterlerimiz var erken boşalmada. Bunları da şimdi tek tek bahsedeceğiz ve sonra toplu bir tanım yapacağız ve bu şekilde bitireceğiz. Erken boşalma tanımında birinci kriter partner olmasıdır. Bana gelen en çok sorulardan bir tanesi, mastürbasyon sırasında erken boşalıyorum, çözümü var mı? Hayır, mastürbasyon sırasında erken ya da geç boşalmak kişinin erken boşalması olup olmadığını bize göstermez. Mutlaka düzenli, ki bu düzenli denilen durumda, partner denilen durumda en az 3 ay olması lazım. Bazı kaynaklarda 6 ay diye geçer ama en az 3 ay boyunca düzenli bir partnerinizin olması lazım. İkinci kriterimiz, boşalma eylemi vajinaya girmeden önce olacak ki bu en ağır kısmı, ya da vajinaya girer girmez ya da girdikten bir süre sonra. Ne kadar süre sonra? 2 dakikadan kısa. Yani 2 dakika, vajinaya girdikten sonra 2 dakika içerisinde boşalıyorsanız o zaman erken boşalmanız vardır diyebiliriz. Bu kriterler yeterli mi? Hayır, bu kriterler yeterli değil. Ayrıca bu söylediğim kriterlerin eşler arasında çatışmaya neden olması lazım. Ya da bir sorun olması lazım. Bunun sebebi şu. Bazen bir erkek 1,5 dakikada boşalabilir ama partneri de 1,5 dakikada boşalabilir. O zaman onlar mutludurlar. Genelde doktora da gelmezler zaten. Böyle bir durumda erkeğin erken boşalması ya da kadının erken boşalması vardır diyemeyiz. Mutlaka arada çatışma çıkması ya da bir arada bir stres olması gerekiyor. Şimdi bu 2 dakika nasıl bulundu? Bununla ilgili araştırma yaparken 2 dakika şöyle bulundu. Erken boşalan erkeklere ilişki sırasında bir kronometre verildi. Zaman tutmaları istendi. Bu tuttukları zamanda da her 100 erkeğin sıralaması yapıldı. Şimdi 100 erkeğin 40'ında yani 4'ünde ya da 10 erkeğin 4'ünde 4 kişi 15 saniyeden kısa boşaldı. 3 kişisi 15 ile 30 saniye arasında boşaldı. 2 kişi 30 ile 60 arasında, 1 kişi de 1 dakikanın üzerinde boşaldı. Buradan da anlaşılıyor ki erken boşalan erkeklerin %90'ı 1 dakikadan önce boşalıyor. Sadece %10'u 1 ile 2 dakika arasında boşalıyor. Ya da bir diğer deyişle erken boşalan erkeklerin %40'ında çok ciddi bir erken boşalma var. Yani 15 saniyeden kısa. 15 saniye dediğimiz vajen içerisinde ortalama 3-4 kez gidip gelme ya da belki de gidip gelmeme durumu olabilir. Bu 2 dakikalık sürede bu yapılan çalışmalarla ortaya çıkmış. Kısaca toparlayalım. Bir kişide erken boşalma var demek için düzenli partneriyle birlikte en az 3 ay, haftada 1 veya daha fazla ilişkide olması gerekiyor. Vajinaya girmeden, vajinaya girer girmez ya da girdikten hemen sonra boşalması gerekiyor. Bu sürenin ortalama 2 dakikadan kısa olması gerekiyor. Bu eşler arasında sorun olması gerekiyor. Siz bu kriterlere uygunsanız erken boşalmanız var demektir. Bir sonraki videomuzda neden erken boşalma oluyor? Erken boşalmanın nedenleri ile ilgili konuşacağız. Teşekkür ederim.